Son günlerde Türkiye'nin tartıştığı konulardan biri de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı sayın seyirciler. Panko Birlik'ten özelleştirmelerle ilgili açıklama geldi. Bilgi kirliliğine dikkat çekilen açıklamada fabrikaların özelleştirilmesinin mümkün olduğu ancak varlık satışı yönetiminin özelleştirme için tek yol olmadığı görüşündeyiz denildi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili Panko birlikten açıklama geldi. Özelleştirme kararıyla birlikte kamuoyunda farklı kesimlerde farklı bilgilerden kaynaklanan çok farklı görüşler tartışılmaya başlanmıştır denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sadece basit anlamda bir fabrika satışı olarak yorumlanamayacak kadar geniş kitleler üzerinde etkisi olan bir konudur. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, pancar çiftçisi başta olmak üzere Türk tarımını ve gıda sektörünü doğrudan ilgilendirmektedir. Pancar üreticisi ürününü sadece kendi bölgesindeki fabrikaya satabilmektedir. Depolanabilir nitelikte olmayan şeker pancarının uzak mesafelerdeki fabrikalara taşınması da ekonomik değildir. Bu nedenlerle şeker fabrikaları pancar çiftçisi açısından bölgesel tekel niteliğinde bir yapı arz etmektedir ehil idare edilmeyen fabrikaların çiftçiyi zarara uğratması, çiftçiyi küstürmesi ve orta vadede fabrikanın kendi bölgesindeki pancar tarımını bitirmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenlerle şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde fabrikaların tarımın gelişimi, fabrikanın çalışması ve kara geçişini tesis edecek yapılara devri göz önünde bulundurulmalı, tekel vasfı dolayısıyla çiftçiyi zarara sokacak, münavebenin etkin kullanımını göz ardı edecek kişilere şeker fabrikaları satılmamalıdır. Şeker fabrikalarının işletmesinde aldıkları rol bakımından da çiftçi kuruluşlarının dünya genelindeki etkileri çok açık biçimde görülmektedir. İhale şartnamesinde yer alan şirketlerin şeker fabrikalarının bölgesi dışından da pancar teminini mümkün kılan hüküm, pancar çiftçisinin bölgesel pazar güvencesini ortadan kaldırarak hem üreticiyi hem de pancar üretimini olumsuz etkileyecektir. Panko birlik olarak bizler, fabrikaların özelleştirilmesinin mümkün olduğu, ancak varlık satışı yönteminin özelleştirme için tek yol olmadığı görüşündeyiz. Dünyadaki gelişmiş ülke örneklerinden de yola çıkarak ve şekerin stratejik önemi göz önünde bulundurularak ülkemiz açısından fabrikaların çiftçi kuruluşlarına işletme devri yöntemiyle özelleştirilmesinin daha doğru bir metot olduğu görüşündeyiz. Zira fabrikalarla kader birliği içerisine girmiş olan pancar çiftçisi pancardan kaybederse fabrikadan, fabrikadan kaybederse pancardan kazanarak tarım sanayi ittifakının önemli bir parçası olmuş olur. Hali hazırda çiftçi kuruluşları eliyle yönetilen 5 fabrikanın ülkemiz ekonomisine katkıları göz önünde bulundurulacak olursa bu konudaki ısrarımızın ülkemizin hayrına olduğu açık seçik ortaya çıkacaktır.